Herkese selamlar. Sevgili Demirel Emlak izleyicilerimiz, takipçilerimiz ve kıymetli abonelerimiz. Bugün günlerden yine Manyas dedik. Evet, Balıkesir ili Manyas ilçesine bağlı Salur mahallesindeyiz. Burada öncelikli olarak dışarıdan arsamızı anlatmak istedik. Gördüğünüz gibi yan cephesi yol, ön cephesi yol ve diğer yan cephesi de biraz sonra göreceksiniz yol. Yani arsamızın 3 cephesi yol ve resmi yol olmasıyla birlikte gördüğünüz gibi yerlerimiz parke taşı döşeli. Buraya yaz, kış, çamura basmadan evimize rahatlıkla ulaşabiliriz. Mahallemiz bağlı olduğu Manyas ilçesine yaklaşık 7 kilometre mesafede. Mahallemizin aktiviteleri, sağlık ocağı, lokantası, marketi, bakkalı, kooperatifi, camisi, kahvesi, ayrıca de haftada bir gün pazarı mevcut değerli izleyicilerimiz. Burası daha önceden belediyelik bir yerdi. Ancak nüfus tutmayan küçük ilçeleri belediyeleri kaldırdılar. Ancak burada fen işleri hala mevcut. Belediyeye ait burada idari binası, hizmet binası faal durumda. Sadece belediye alındı buradan. Onun dışında arsamız konum olarak değerli izleyicilerimiz görüyorsunuz. Şöyle gelelim. Şöyle bir karşısını gösterelim. Gördüğünüz gibi mahallenin üst kısmında, yani arsamız konum olarak yüksekte kaldığı için hem mahallemize böyle hakim noktada hem de manzaraya hakim noktada bir yer. Burada 700 ilerleyelim. Burada 733 metrekare arsa içerisinde tam istediğiniz gibi bir ev var. Hani hep diyorsunuz ya, içinde ağaçlar olsun, meyveler olsun, meyve ağaçları olsun, işte organik tarım yapabileceğim gibi toprağı olsun. Evet. Burası tam istediğiniz gibi ağaçlarıyla, toprağıyla. Şu yan cephesini de gösterelim izleyicilerimize. Evet, gördüğünüz gibi 3 cephesi de yol değerli izleyiciler. Ve bahçesinde, şöyle bahçesinde de ılamur ağacı, ceviz ağacı, 15 tane zeytin, 5 adet ceviz ağacı, ılamur ağacı, armut, ayva, incir, dut gibi 7-8 çeşit meyve ağaçları mevcut sevgili takipçilerimiz. Arsamızın etrafı gördüğünüz gibi komple kafestelle çevrilmiş, demir boru direklerle gerdirilmiş ve burada da güzel bir kapısı yapılmış. Arsamız muhafazalı, korunaklı bir yer. Evet, şimdi arsamızın içerisine geçiyorum. Şöyle arsamızın içerisindeki ağaçları şöyle yavaş bir şekilde çekerek sevgili abonelerimize, değerli müşterilerimize, izleyicilerimize gösterelim. Cevizler olmuş, zeytinler oluyor. Geldiğiniz zaman size sadece toplaması kalıyor değerli izleyiciler. Görüyorsunuz üzerinde çok güzel ceviz var. Zeytinler de burada geniş bir aileye yetecek kadar üzerinde zeytin de var. Görüyorsunuz zeytinlerimiz gayet dolgun, iri taneli zeytinler. Bahçemizin içerisinde burada bir kuruluk gibi, depo gibi, ardiye gibi bir yer var. Görüyorsunuz. Şöyle bahçemizin sınırlarını, etrafını gezelim. İzleyicilerimize gösterelim. Arsamızın 3 cephesi telle çevrili. Arka taraf gördüğünüz gibi pirket duvar. Şöyle arka duvarı da gösterelim. Burası daha önceden hatlı durumdaymış. Burasını mal sahibi güzelce tadilat yapmış, elden geçirmiş. Ve ilave olarak da ön tarafına bir oda, mutfak, banyo, tuvalet yapmış. Ve buraya da güzel bir girişe veranda gibi, balkon gibi ilave olarak
İkinci katını yapmak istediğiniz takdirde rahatlıkla ikinci katını çıkabilir ve ikinci katından baktığınız zaman da Manyas Kuş Cenneti'ni görüyor. Bu arada Manyas Kuş Cenneti de buraya yaklaşık 8 km mesafede. Çok yakın. Sonrasında olduğu zaman böyle görebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Elektriğimiz mevcut. Görüyorsunuz demir direği. Şöyle gösterelim. Elektrik direği mevcut. Elektriği bağlı, suyu bağlı. Biraz sonra zaten göreceksiniz. Evet, şimdi evimize doğru ilerliyorum. Burada 3+1 bir evimiz var. Betonarme bir ev. Gördüğünüz gibi orijinalliğini hiç bozmamış. Ateş tuğlasıyla örülmüş. Bu yazın sıcak, yazın serin, kışın da sıcak olur. Evet, burada gördüğünüz gibi geniş bir balkon var değerli izleyiciler. Yavaş yavaş ilerliyorum içeri doğru. Burada elektrik panomuz. Az önce söylemiştim, elektriğimiz bağlı. Gördüğünüz gibi sayacımız burada. Elektrik saatimiz burada ve çalışıyor. Rakamları görüyorsunuz. Şimdi elektrik var diyorlar. Evet, elektrik var ama nerede? Arsanın önünde veya evin yanında. Ama abone değil, bağlı değil. Burada güzel bir kapıya sineklik yapmış. Kapısı gördüğünüz gibi çelik kapı sevgili izleyicilerimiz. Görüyorsunuz gayet sağlam taş gibi kapısı var. Evet, burada girişte, selamünaleyküm. Girişte burada bir geniş bir salon var. Ve yerlerimiz parke, gayet kullanışlı. Betonarme, görüyorsunuz beton direkler, beton, hasır betonu, tavanları beton. Gayet kullanışlı, büyük, ferah, geniş bir salona hakim. Ve hep istediğiniz şeylerden bir tanesi. Evet. Gördüğünüz gibi şömineniz burada. Burada. Ateşinizi yakıp. Şömininin başında kışın bahçeden topladığımız cevizleri kırarak burada yiyebiliriz değerli izleyicilerimiz. Kapılarımız gayet sağlam kapı, ağaç kapı, kereste gördüğünüz gibi sağlam. Burada betonarme bir odamız var. Bu birinci odamız. Tavanlar da aynı şekilde beton. Burada bina yerine oturduğu zaman kılcal çatlamalar olmuş. Mal sahibi burada bunların yamasını yapmış. Ama siz de tabii ki tekrar elden geçirip bir ince sıva yapıp boyayabilirsiniz. Burada yine masrafsız, kullanışlı mutfağımız. Yerler parke, mutfak dolapları yeni, sağlam. Kapımız gördüğünüz gibi sağlam kapısı. Hemen burada üçüncü odamız, görüyorsunuz bahçeye bakıyor. Hemen camdan kolumuzu uzattığımız gibi zeytin ağaçları, zeytin dalları görüyorsunuz değerli izleyiciler. Burada da arka bahçe ve yandaki yolumuz. Yola cephe, bahçeye cephe. Yine aynı şekilde hemen bitişiğinde burada yine kullanışlı, aydınlık, geniş, ferah. Yerlerimiz parke, duvarlarımız beton. Tavan beton. Camlar pimapen. Gayet masrafsız, tertemiz, şıkır şıkır bir odası da. Ve burada banyosu ve tuvaleti gördüğünüz gibi hiçbir masrafı yok. Fayansları, kalebodurları yapılmış. Burada banyo dolabı. Evet, sevgili Demirel'le Emlak izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi 733 metrekare arsa içerisinde betonarme, masrafsız, kullanışlı, kapıları aydınlık, ferah, kapıları sağlam, çerçeveler çift cam, ısı yalıtımlı, pimapen cam. Hiçbir masrafı yok. Hemen eşyanızı alıp gelip yerleşebilirsiniz. Bahçesi 733 metrekare ve boş bir bahçe değil, boş bir arsa değil. İçerisinde 15 tane zeytin ağacı, 5 tane ceviz ağacı. Dut ağacı, ayva, incir gibi 7-8 çeşit meyve ağaçlarına sahip çok güzel bir arsası var. Arsanın etrafı dediğim gibi telle çevrili. Arka cephesi pirke duvarla çevrili. Harika bir arsa. Burası merkez, şehir merkezi Manyas'a 7 kilometre, Gönen'e 20 kilometre mesafede. Harika bir yer. Ben de böyle bahçesi olsun, toprak olsun, organik tarım yapabileceğim, içinde meyve ağaçları bulunan
bir yer almak istiyorum diyorsanız 0539 783 68 çift 0 0539 289 çift 0 16 numaralı telefonlardan bize ulaşabilir. Kurtuluş Mahallesi, Kızılay Caddesi, No 60, Taksim 3'te bulunan Demirelli Gayrimenkul ofisine de uğrayabilirsiniz. Hep ne diyoruz? Bu gördüğünüz, bu güzelliklere izlemek, takip etmek, bunlardan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz değerli izleyicilerimiz. Onun dışında unuttuğum, atladığım... Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. O harika yorumlarınız, o harika beğenileriniz için de teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Buranın fiyatı 185.000 TL değerli izleyiciler. Evet, mal sahibinin istediği fiyat bu. Yine bunu söylemeden geçemeyeceğim. Sevgili izleyicilerimiz, abonelerimiz, biz istemiyoruz. Mal sahibi bize ne söylüyorsa biz size bunu iletmekle yükümlüyüz. Mal sahibi 733 metrekare arsa içerisinde betonarme 3+1'den oluşan evin fiyatını 185.000 lira kardeşim dedi. Biz de bu şekilde size bunu iletiyoruz. Bu güzelliğe, bu doğaya, bu manzaraya, bu arsaya, bu eve, bu bahçeye sahip olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olarak bizi takip edip arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0539 289 çift 0 16. Tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın değerli izleyiciler.